Merhaba Transfer Merkezi izleyicileri. Bugün farklı bir formatta karşınızdayız. Bugünkü formatımız transfer artık sezon bittiğinden dolayı transfer gündemini ele almaya çalışacağız. Bugün de Samsunspor'la ismi geçen anlaşmak üzere olduğunu duyduğumuz Eraldo Çinari'ni konuşacağız. Umut Oral Bey ile birlikte. Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Recep Hocam. Hayırlısı olur İbrahim inşallah herkes hakkında. Transfer Hoca. dönemi başladı. Aynen, transfer dönemi başladı. İbrahim Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Merhaba Merhaba. Umut abi. Merhabalar İbrahim Hocam. Şimdi bu program formatını ilk defa yapıyoruz. Bu sezonun daha doğrusu ilk transfer programı. O yüzden sizin de bu program için ilave etmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz formata bir şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. YouTube kanalında yorumlara yazabilirsiniz. Öncelikle Eraldo Çineri'nin ben ufak bir özelliklerinden bahsedeyim. 24 yaşında bu çocuk. Çocuk diyorum çünkü bize göre bayağı genç. 72 kilo, 1,80 boyunda ve sol ayaklı. Sol kanat, sol açık, sağ kanat, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Daha sonra da topu İbrahim Hocam'a atayım. Bu sezon Partizan Tirana'da 8 gol, 5 asistle oynadı. Ayrıca bunu da ekleyelim. Buyur hocam. Söz sende. Evet. Aslında geçen sezon daha verimli geçmişti Eraldo adına. Bu sezon hatta geçen sezonun sonunda kasla alakalı bir spor mahkeme cezası aldı 4 ay boyunca. Dolayısıyla bu sezonun ilk yarısını karavana geçirdi diyebiliriz. Çünkü cezalıydı. Hatta şundan da bahsedelim ilk başta. Gerçi Umut abi de buna çok uzun bir şekilde değinebilir. Geçen sezon sonunda Menemenspor'un ilgilendiği yönünde haberler vardı. Menemenspor büyük ihtimal Doğrudur. anlaşacaktı futbolcuyla. Fakat spor mahkeme cezası onandığından dolayı Menemenspor'da 4-5 ay yararlanamayacağından dolayı futbolcuyla bu transfer askıda kaldı diyebilirim. Dolayısıyla Eraldo için sezon aslında ikinci yarı başladı. Dolayısıyla 20-21 tane hatta kupa maçıyla birlikte 22 tane maça çıktı bu sezon Eraldo. Bu maçlarda 8 tane gol attı, 5 tane asist yaptı, 3 tane de sarı kart gördü. Ben teknik ve fiziksel özelliklerden bahsedip sonrasında sosyal özellikleriyle alakalı Umut abiye topu atacağım. Teknik olarak sol ayaklı bir futbolcu ve genelde son dönemlerinde daha çok sağ kanatta görev yapmaya çalışan bir futbolcu. Çünkü artık hani yaşı biraz daha ilerledikçe oyunda fazlaca sorumluluk almak isteyen oyuncu olduğundan dolayı biraz daha sağ kanatta oynuyor. Şutlarından da faydalanmaya çalışıyor teknik direktörler. Ama daha öncesinden benim gözlemlediğim kadarıyla sol kanatta oldukça başarılı sezonlar geçirmişti. Teknik olarak baktığımız zaman Eraldo çok fazla şut çeken futbolculardan bir tanesi ligde. Hatta şöyle söyleyebilirim. Arnavutluk Ligi'nin 4-5 tane iyi kanat futbolcusundan bir tanesi. Maç başına 2.72 şut şeyi var. Şut çekiyor. 2.72 şut çekiyor ve bunların da aşağı yukarı %46'sında yarıya yakın. Yani iki şuttan bir tanesini de isabetlendiriyor diyebiliriz. Yani bana göre aslında pas anlamında son dönemleri daha iyi olan bir futbolcu. Şuta nazaran pas isabet oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman Samsunspor'la alakalı boyuta girecek olduğumuz zaman şimdi ligimizde çok fazla Arnavut oyuncu var. İşte geçen sezon başarılı oyuncular vardı. Roka, işte Abazay olsun, Selmani olsun birçok Arnavutlu futbolcu var. Hatta Konyaspor'dan örnek verecek olsak Çıkalışı da Arnavut bir futbolcu. Dolayısıyla Türk futboluna, Türk liglerinde Arnavut futbolcuların tuttuğunu görebiliyoruz ve başarılı performanslarına şahit oluyoruz. Ve gerek mali konularda gerekse de insani boyutta Arnavut futbolcuların ligimize çok iyi bir şekilde uyum sağladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Samsunspor özelinde bakarsak, şimdi Samsunspor büyük paralar, büyük maliyetler altına giren bir camia. Dolayısıyla Eraldo ile alakalı şu akıllara gelmese daha iyi olur. Hani bu beklentiye girmek çok doğru olmaz. Mesela Abazar gibi, Roka gibi çok fazla böyle ayağı yere basan,
takımın bütün sorumluluğunu yüklenebilecek bir futbolcu değil. Bana göre şu an için rotasyon oyunculardan bir tanesi olur. Ama isabetli bir isim midir? Arnavutluk sporundan, Arnavutluk futbolundaki öne çıkan futbolculardan bir tanesi olduğundan dolayı isabetli bir isim diyebiliriz. Çünkü bu şansı hak ediyordu Eraldo. Daha önce de İspanyol kulüplerinden, Alaves takımından scoutlanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yetenekli bir oyuncu ama benim görüşüm Samsun Spor eğer transfer ederse Eraldo'yu onlar için bir rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum. Ve Samsun Spor veya herhangi bir kulüp Eraldo'yu transfer ederse ben sol kanatta daha çok değerlendirmesine yanayım. Çünkü Eraldo'ya baktığımız zaman son zamanlarda biraz daha paylaşımcı bir kimliğe büründü. Asist sayılarından da anlaşacağı üzere arkadaşlarına yol açan, arkadaşlarını besleyen bir futbolcu görünümüne de büründü. Dolayısıyla sağ kanatta oynaması onun için biraz bu kimliğini biraz perçinli, bu kimliğini biraz törpüleyecektir diye düşünüyorum. Fiziksel açıdan baktığımız zaman ise gerek boy uzunluğu olarak gerekse boy kilo dengesine baktığımız zaman Eraldo'nun fiziksel yeterliliği iyi olan bir futbolcu olduğu ben düşünüyorum açıkçası. Türkiye liglerine uyum sağlayabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Ki Eraldo aslında hava toplarında da iyi olan futbolculardan bir tanesi. Zıplama kabiliyeti iyi olan futbolculardan bir tanesi. Ben Samsun Spor için iyi bir rotasyon oyuncusu olacağını açıkçası söylüyorum. İyi bir kanat, iki tane kanat futbolcusuyla birlikte işte gerek sol kanatta gerek sağ kanatta Eraldo'nun oyuna sonradan girip hızıyla çok fazla etkili olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Umut abiye söz vereyim ben de. Umut abi Arnavutluk, Makedon hatta Balkan futbolunu çok yakından takip eden bir abimiz. Ve sosyal önemi gerçekten bu aynen. Oyuncuları takip eden, iyi takip ettiğine inandığım bir aynen. Abimiz. Sosyal yönleriyle alakalı da ve diğer konularla alakalı da Umut abiye söz vereyim. Onun da görüşlerini alalım. Tabii. Teşekkür ediyorum İbrahim. Şimdi Eraldo'nun ilk önce fiziksel açısından gelelim. Eraldo fizik olarak mükemmel. Şeker kullanmıyor. Ben birebir görüştüğüm için kendisiyle. Şekere kesinlikle karşı. Kahve kesinlikle kullanmıyor. Kola içmiyor. Böyle nargile manyaklığı olan futbolculardan biri değil. Biliyorsunuz siz günümüzün futbolcuları her şeyi nargile yapıldıkları için. Yani Balkanlardan bahsediyorum özellikle. Kesinlikle böyle bir çocuk değil. Aile yapısına çok önem veriyor. Türkiye'ye oturur mu çocuk diye düşündüğümüz zaman yani nasıl diyeyim ben size? Karakteri çok yüksek. Aileye çok önem veriyor. Ailesine de kendi ailesine ve misafirperver birisi. Beni çok güzel ağırlamıştı yerinde gittiğim zaman. Karakteristik olarak bizim aile yapısı aynı olduğu için ben hiç zorlanmayacağını düşünüyorum. Yani uyum sorunu yaşamayacak. Senin de bahsettiğin gibi Aleveş ve İstra scoutlarından geçmiş bir oyuncu. Vilaznia'da oynamış. Vilaznia'da 16 maça çıkmış, 18 gol atmış. Oradan Avrupa'ya gidip Partizan'a geri gelmiş. Bir tık üstüne koymuş, geri düşmüş. Bir şeyler olmuş. Dediğin gibi bir kas problemi yaşadı. Çok üzgündü. Onu yaşadığı zaman ben birebir telefonla konuştum. Yani ağlamak değildi. Ben oynamazsam ne yapacağım dedi. Sanki intikam alır gibi geri dönüş yaptı. Devre arasından sonra. Yani istersen performans koydu ortaya. İstersen o konuyu da açalım Umut abi. Hani neden dolayı ceza aldı? Yani senin bildiğin bir durum varsa ben biraz dersime çalıştım açıkçası. Ona alakalı. Benim bildiğim durum şu. Ödemeyle alakalı bir sıkıntı olmuş. Parayı elden aldığını falan transfer döneminde bir usulsüzlük yapmış. İstra kulübünden kaynaklı bir problem. Hırvatları biliyorsunuz bazen yapıyorlar bunları. Burada Partizan evet. Da aldı bu cezayı. Yani evet, tek şey evet. Almadı. Eraldo almadı. Partizan kulübü de devre arasına kadar transfer yapma yasağı aldı. Kesinlikle. Yani transfer yapamadı. Bundan kaynaklı bir problem var. Eğer ki o problem olmasaydı inanın Menemen değil geçen sene Ağustos ayında Eraldo daha iyi bir takıma gelir. Yani Menemen iyi bir takım. Yani beğeniyorum Menemen'i. Ama bir tık üstüne bir takım hatta rotasyon olarak geçen sene gelseydi Süper Lig yapabilirdi. Şey, Menemen bütçe olarak biraz daha bir gelişim var. PTT'de yani PTT'de demeyelim de birincilikte bütçe olarak diğer takımlara göre biraz daha düşük bir takım. O yüzden belki söylemek istemişsiniz. Şöyle çok açayım şeyden, ben de konuyu. Ekonomik bir takım. Evet yani. Ben de şöyle açayım Umut abi. Ben
Biraz da bunları araştırdım açıkçası. Şimdi Alaves oyuncu ve menajeriyle anlaşıyor. Aynen. O zaman 20 bin euroya transfer ediliyor önceki kulübünden. Fakat Partizan 60 bin euro veriyor ve oyuncunun bonservisini alıyor. Tabii bu dediğim 20 günlük bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Alaves oyuncu alıyor fakat evraklarda bir şey var. Sahte olayı veya işte usulsüz bir girişim var. Alaves alıyor oyuncuyu, Hırvat kulübü İstra'ya kiralıyor. Fakat diyor ki evet. Partizani, ben oyuncuyu aldım, bonservisi bende, siz usulsüzlük yapıyorsunuz diyor. Dolayısıyla Eraldo Partizani takımına gelmek zorunda kalıyor. Ama bu sefer de evet. İstra aslında bu konunun masum olan tarafı. İstra bu sefer Partizan'a verdiği para var. Evet, Partizan kulübüne dava olay. Atıyor. Dolayısıyla kasada kazanmış oluyor. Partizani transfer yasağı alıyor bir dönem. Eraldo da 4 ay aynen. spor mahkeme cezası oluyor. Aynen. Eraldo eğer ki geçen sene bu cezayı almış olmasaydı Eraldo şu anda yani belki Konya'da görebilirdik şu anda. Sizin taraftar olduğunuz bir takım. Ben seni biliyorum Konya'lı olduğunu. O yüzden dolayı söylüyorum bunu. Evet. Herhalde çok karakterli bir çocuk ama. Fiziğine de kendine de çok iyi bakıyor. Oyun oynamayı, futbol çok seviyor. Ve futbol oynarken bilinçli oynuyor. Yani bilinçli oynamakla oynamak arasında fark var. İzlediniz mi canlı bilmiyorum. İzlemişsindir. Ben canlı evet. izlediğim için söylüyorum. Biraz o yönünü de anlatayım ben. Herhalde sol kanatta oynuyor. Sürekli pozisyon değişiyor. Sağ sol sürekli değişen bir oyuncu. Sabit kalan bir oyuncu değil. Ama 9'un boşalttığı alanlara mükemmel girişler yapıyor. Ki bunu aslında, yani yapan adam aslında yardımcı forvet olarak da değerlendirilebilecek bir isim bence. Sonuçta yani, bu koşullarda atabilen aslında şey oynayabilir. Mükemmel bir şeye değil. Yani çift santrafor oynamak isteyen bir takımda İkinci forvet olarak bunu oynatacaksın. Yani oyun değişikliğinde senin dediğin gibi kanadı aç veya da merkeze çek. Sahte 9 İstediğin gibi. İstediğin pozisyonu oynuyor. Veya sahte 9 evet. gibi. Tabii sahte 9. Yani bunu zamanında çok İspanya'da zaten biliyorsunuz böyle oyun oynanıyor. İspanya'da aldığı şey bu zaten onun. Üzerine koyduğu şey. Bana evet. anlattı. Yani ben İspanya'ya gidene kadar bunu bilmiyordum. Orada öğrettiler bana o koşuyu diyordu. Yani önemli olan şeyler bunlar. Ama herhalde Türkiye'de olur, Samsun'da olur mu diye sorarsaydınız, olur. Bence olur. Ya bence ligde daha iyi bir yere gitse, yani süper lig yapsa mıydı derdim. Arkadaşım olarak, kardeşim olarak söylüyorum kendisine. Ama evet. Samsun'da şu anda yabana atılacak bir takım değil. Benim gözümde 3 şampiyon var. 3 şampiyon vardı PTT'de. Bunlardan bir tanesi Samsun Spor'du ve gelecek sezonda zaten birincilik çok fazla zorlu geçecek. Samsun Spor'da çıkmak isteyen kuvvetli takımlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla iyi bir takım kurmak istiyor Samsun Spor. İnşallah evet. iyi bir takım kurar. Samsun Spor gibi büyük bir camiada evet. birincilikte, Süper Lig'de görürüz diye umut ediyoruz bizler de. Samsun Spor zaten şu anda benim de görüşüm. Ortak noktamız da herhalde bu. Samsun Spor doğru hamleler yapmaya başladı. Geçen sene o yeni geliş, heyecan, işte biz hemen çıkacağız şeyi. Şimdi daha da ayaklarının üzerine basarak yürüyecek gibi geliyor bana da. Doğru hoca, doğru oyuncu zaten şampiyonluğu getirir. Bu doğru konuda aslında bunun yanında. Yönetim çok takım, önemli. Takım olabilmek önemli. Takım olurken de doğru oyuncuları tercih etmek, karakterli futbolcuları ve futbola aç olan futbolcuları tercih ettiğim vakit başarılı geliyor. Ama aynen. futbola doymuş, saha içerisinde artık hani futboldan başka şeyler konuşmak isteyen futbolcularla takım olamıyor maalesef. Samsun Spor'da biraz bunu yaşadı bu sezon bana göre. Dediğim gibi Eraldo Samsun Spor'a olur. Futbol olarak da karakter olarak da çok iyi bir oyuncu. Dediği gibi tekrardan Eraldo hücum hakkında mükemmel bir başarıya sahip. Yani o performansı çok iyi. Gol atmayı biliyor, gol attırmayı da biliyor, koşu yapmayı da biliyor. Pres ne zaman yapacağını, ne zaman dinleneceğini biliyor. Bunlar önemli şeyler. Aldığı eğitim çok başarılı şu anda benim gözümde. Canlı izlediğim için söylüyorum ben de. Peki, isterseniz ben de hücumsal istatistiklerini ufaktan bahsedeyim. Şimdi tamam.
Bu sezon 57 şut atmış. Bunu İbrahim Hocam da söyledi. %46'lık bir isabet sağlamış. Ve attığı paslarda isabet yüzdesi %71. Bu biraz düşük gelebilir ama şimdi 3. bölgede oynayan oyuncularda baskının en yoğun olduğu bölge 3. bölgedir. Ve bu bölgede yapılan paslarda hep problem olur. Mesela ben bunu ayrıca pasları açtım. 3. bölgeye atılan paslarda %64 isabeti var. Ama geriye yönelik yani kendi yarı sahasında diyeyim daha doğrusu kullandığı paslarda ise %88 başarısı var. Yani bu da şundan kaynaklanıyor. Hı hı. Baskının olduğu bölgedeki pas isabet oranı biraz daha düşük oluyor. Peki fizik olarak gerçekten Umut Bey güçlü dedi. Ben özellikle dikkat ettim. Bunu destekleyen benim de birkaç şeyim var, istatistiğim var. Uzun menzilli patlayıcı koşular yapabiliyor bu oyuncu ve 25 sprint atmış. Bu kısa sürede sprint atmak biraz zordur özellikle ve uzun koşu yapabiliyor. Bu da gerçekten cross koşularda önemlidir oyuncularda. Evet. 7 kez offside yakalanmış, tam 29 kez faul almış. Bu da önemli. Bir oyuncunun faul alması, özellikle tehlikeli noktalarda size serbest vuruş kazandıracak faul aldırması, bu da önemli istatistiklerden bir tanesi. Ayrıca ceza sahası istatistiklerini söyleyeyim. Ceza sahası içinde tam 77 kez topla buluşmuş. Bunların da zaten birçoğunu ya şut çekmiş ya da pas vermiş, şut pası, şut asisti diyelim daha doğrusu, onu yapmış. Ve şunu da söyleyeyim, ceza sahasına atılan 74 pasta da %55 isabeti var. Bunu da söyleyeyim hücumsal olarak. Yalnız benim bir kafama takılan şey var, ikili mücadelelerde biraz düşük gördüm ben oyuncuyu, onu söyleyebilirim. Yani özellikle bizim lig tarzına düşündüğümüz zaman, şimdi 509 ikili mücadeleye girmiş fakat bunların 188'ini kazanabilmiş. Yani %37'lik bir başarısı var ikili mücadelelerde. Bu biraz bana soru işareti bıraktı. Eğer bunu geliştirirse bizim ligde kesinlikle tutacağını düşünüyorum. Çünkü az çok biliyoruz, bizim ligler biraz ikili mücadelelerin etkin olduğu liglerdir diye düşünüyorum. Son olarak ben de bunu söyleyeyim. Evet. Aslında iyi bir noktaya değinmiştin Recep Hocam. Şu var, faul alabilen bir futbolcu. Bunda birçoğunu ben penaltı aldığını gözlemledim. Çok tehlikeli pozisyonlarda hızıyla rakiplerine kartı edebiliyor. Ve dolayısıyla Samsunspor adına fazlaca penaltı alabilecek bir futbolcu. Özellikle ikinci yarı oyuna gireceğini düşünürsek. Rakibi kontra atakla yakaladığında çok tehlikeli yerlerden serbest vuruş kazandırabilecek, penaltı alabilecek futbolculardan bir tanesi olur diye düşünüyorum ben. Peki yavaş yavaş son sözlerimizi alalım. Umut Bey, son eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Umarım başarılı olur. Samsunspor alırsaydı hayalini görsün. Güzel bir oyuncu aldı, karakterli bir oyuncu aldı. Türkiye iyi bir oyuncu kazandırdı. 24 yaşında bir oyuncu kazandırdı. Genç değildir Avrupa'ya göre de, bize de göre genç bir oyuncu kazandırdı aslında. O bölgeden gelmesi de önemli. Daha çok dikkatleri o tarafa çekmek önemli. Çünkü maddi açıdan yediğimiz fair play davaları ortada. Evet. Bütün ülke olarak yani. Tek bir iki takım değil yani. Ondan dolayı inşallah hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Sizden memnun oldum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. Biz de teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. İbrahim Hocam, çok teşekkür ederim. Son sözlerim. İnşallah hayırlı olur diyorum ben. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Peki arkadaşlar, formatı beğendiyseniz yorumlarınızı ve ayrıca transfer videosu istekleriniz varsa bunları da özellikle yorum bölümüne atarsanız biz de yardımcı oluruz İbrahim Hocam'la birlikte. Yaz dönemini bu şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.